Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz 40 yaşındaydı. Hıra Nur Dağı'nın bağrında uzun tefekkür iklimlerinde kaldı. Yer yer Rabbani esintilere nail oldu. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi seher vaktinde ilk vahiy geliyordu. Alak suresinin 5 ayeti nazil oluyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti buyuruluyordu. Vahyin geliş şekillerine ilişkin şunları öğreniyorduk. Rüyayı sadıka vardı. Sadık rüyalar şeklinde vahiy geliyordu. Rahman-ı Rahim kuluna, Resulüne bildireceğini sadık rüyalarla bildiriyordu. Hazreti Ayşe annemiz öyle diyordu. Resulullah hiçbir rüya görmesin ki sabah aydınlığı gibi çıkmasın diyordu. Peygamber Efendimizin uyurken veya uyanıkken kalbine vahyin ilka edilmesiydi. Vahyin bir başka türü olarak. Peygamber Efendimiz, Cebrail kalbime hiçbir nefis rızkını tüketmeden ölmeyecek diye üfledi. O halde Allah'tan korkun ve rızkınızı helal yoldan arayınız buyurdular. Cebrail aleyhisselam bazen insan şeklinde gelirdi. Daha çok genç sahabi dıhye şeklinde geliyordu. Dıhye sahabe-i kiram içerisinde en yakışıklı olanlardandı. Vahyin en kolay şekliydi. Cebrail aleyhisselamın görünmeden çıngırak sesine benzer bir sesle vahiy getirmesiydi. Bu vahyin en ağır şekliydi. Korkutma ve tehdit ayetleri bu tür vahiy ile geliyordu. Nadiren Cebrail aleyhisselam kendi suretinde asli şekliyle vahiy getiriyordu. Bir de Peygamber Efendimiz Allahu Teala ile aracısız bir şekilde vahiy alıyordu. Vahiy devasa bir sorumluluktu. Gelen her ayet, gelen her sure birer emanetti, birer sorumluluktu. Vahiy son derece ağırdı. Ayeti kerimede, eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün buyuruluyor. Peygamber Efendimiz vahiy esnasında olağanüstü bir durum yaşarlardı. Çok soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde şiddetli terlemeler, gül yüzlerinin kızarması ve derin nefes almalar şeklinde bir halin içinde olurlardı. Peygamber Efendimiz binitin üzerinde giderken vahiy gelirse vahyin ağırlığından bindiği deve çökerdi, çökmek zorunda kalırdı. Peygamber Efendimiz'e vahiy gelirken şerefli arkadaşları yanındaysa onlar arı uğultusuna benzer sesler duyarlardı. Peygamber Efendimiz bir beyanlarında vahyin bana geldiği şekillerden hiçbiri yoktur ki bunda ben ruhumun içimden çekilip gittiğini hissetmemiş olayım buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz gelen ayetleri hafızasına alırlardı. Sonra vahiy katiplerine yazdırırlardı. Her Ramazan-ı Şerif'te inen ayetleri Cebrail aleyhisselam ile mukabele ederlerdi. İlk vahyin gelişiyle beraber namaz da hayata oturuyordu. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e abdesti ve namazı öğretiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk mümin olarak Hazreti Hatice annemize öğretiyor ve beraberce namaz kılıyorlardı. Çok geçmeden Peygamber Efendimiz namazla ilgili olarak şu iki rekat namazın verdiği lezzeti
bütün dünya lezzetleri veremez buyuruyorlardı. Namaz mümin insanın yörüngesiydi. Kul oluşunun belgesiydi. Yeryüzünde insanoğlunun en asil duruşuydu. Rabbi Rahim'inin huzurunda duruyordu. Bu duruş kadar yüksek değer taşıyan başka bir duruş olabilir miydi? Asıl olansa Rahman-ı Rahim'in ayetleriyle namaz iklimine giriyordu. Huşu iklimine giriyordu. Kalbi ayetlerle fizik alemden metafizik aleme geçiyordu. Bu dünyadan öbür aleme sarkıyordu. Ürperiyordu, korkuyordu, seviniyordu, huzur duyuyordu. Vahyin ilk geldiği günlerdi. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice annemiz namaz kılıyorlardı. Daha 7-8 yaşlarında olan Ali Efendimiz çıka geldi. Onların namazlarını izledi. Hayret etti. Hayran kaldı. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz tevhidi anlattı. Allah'a davet etti. Ali Efendimiz ise anneme babama bir danışayım diyordu. Peygamber Efendimiz gizli tutması gerektiğini, anne babasına söylememesi gerektiğini açıkladılar. Kendisinin düşünmesini istediler. Ali Efendimiz o gece sabaha kadar bin bir düşüncenin içerisinde gel git yapıyordu. Ama kararını veriyordu. Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Rabbim beni yaratırken anne babama danışmadı. Şimdi ben Rabbimin yoluna girerken anneme babama danışayım diyordu. Ve Hazreti Ali Efendimiz bir çocuk olarak İslam'la şerefleniyordu. Çocuklardan ilk Müslüman olma şerefine ulaşıyordu. Onun arkasından Zeyd bin Harise İslam'la şereflenen ikinci çocuk oluyordu. Cibril-i Emin ilk vahyi getirmişti ama arkası gelmiyordu. Peygamber Efendimiz ilk vahyin tesirini aşıyordu. Heyecan ve telaş dönemi bitmişti ama vahiy gelmiyordu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin gelmesini arzuluyor, istiyordu. Ama günler geçiyor, vahiy gelmiyordu. Rahman ve Rahim'den ayetler gelmiyordu. Peygamber Efendimiz derin hüzünlere giriyordu. Yine sık sık Hıra Nur Dağı'na çıkıyor, dualar, zikirler ve tefekkürler içinde yaşıyordu. Vahiyden ayrılık Peygamber Efendimiz'i derinden etkiliyordu. Mekke müşriklerinden çok az insan ilk vahiyden haberdar olmuştu. Ama bunlar henüz müşrik insanlardı. Peygamber Efendimiz de alay ediyorlardı. Rabbi Muhammed'i unuttu, Rabbi Muhammed'i terk etti gibi benzeri kelamlar ediyorlardı. Bu tür sözler de Peygamber Efendimiz'i etkiliyor ve hüznü daha bir büyüyordu. Artık hayatın ekseriyeti Hıra Nur Dağı'nda ve Kabe'de geçiyordu. Vahye ilişkin özlemi arttıkça artıyordu. Rahman-ı Rahim'i özlüyordu. Ondan bir haber gelse diye özlemle, hasretle bekliyordu. Günler, aylar ve yıllar geçiyordu. Vahyin kesilme süresine ilişkin farklı rivayetler vardı. 6 aydan 3 yıla kadar farklı anlatımlar vardı. Bu süreç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönül dünyasını hazırlama süreciydi. Vahyi özlemle almaya hazırlama süreciydi. Vahyin yüceliğini, vahyin biricik değer oluşunu bütün varlığında duyma, idrak etme ve yaşama süreciydi. Aradan geçen uzun bir zamandan sonra Peygamber Efendimiz yine Hıra Nur Dağı'ndaydı. Hıra Nur Dağı'ndan ayrılırken "Sen Allah'ın Resulüsün" diye bir ses duydu. Sağına soluna baktı, bir kimse gözükmüyordu. Peygamber Efendimiz bu olayı şöyle anlatıyordu. "Hira'ya inziva için gitmiştim. İnzivamı sonra erdirip evime gitmek için mağaradan çıkmıştım. Vadinin içinde bulunduğum sırada bana seslenildiğini duydum. Hemen önüme, arkama, sağıma, soluma baktım. Fakat hiçbir kimse göremedim. Sonra yine seslenildiğini duydum. Baktım ama yine kimseyi göremedim. Sonra yine seslenildi. Bu defa başımı yukarıya kaldırdım. Bir de baktım ki melek havada duruyor. Çok korktum. Hatta yere yuvarlandım. Hemen evime koştum. Hatice'ye "Beni örtünüz, beni örtünüz" dedim.
beni örtüp bürüdüler. Bunun üzerine Yüce Allah, ey bürünen kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Ayetlerini indirdi. Hazreti Hatice annemiz, sana müjdeler olsun. Allah sana hayırdan başkasını vermez. Sabret. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen bir peygambersin diyordu. Vahiy tekrar başlıyordu. Fetret dönemi bitiyordu. Vahyin kesilme süresi bitiyordu. Artık bundan böyle vahyin hayata yön vermesi başlıyordu. Geçen 3 yıllık sürede Peygamber Efendimiz hem vahyin özlemini çekiyordu hem de yıllardır bir ve beraber olduğu dostlarına tebliğ ediyordu. Dostlarından tereddütsüz evet diyen, onaylayan Hazreti Ebubekir Efendimiz oluyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimize daveti açtığında Ebubekir Efendimiz hiç beklemeden imanla şerefleniyordu, İslam'la şerefleniyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizden 2 yaş küçüktü. Yıllardır bir ve beraberdiler. İki sadık dosttular, sırdaştılar. Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimize tam güveniyordu. Onun bir kez olsun yalan söylediğine ne kendisi duymuştu ne de başkasından duymuştu. Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk davet edildiğinde vallahi ben senden hiçbir yalan rastlamadım. Sen emanete son derece riayet edersin. Akrabanı gözetirsin. Güzel işlerle peygamber olarak görülmeye layıksın. Uzat elini sana biat edeyim diyordu. Peygamber Efendimizin gizli davet dönemi bir korkudan dolayı değildi. Aksine davanın tabiatı, insanın tabiatı nedeniyle tedricen hareket etmek vardı. Bir çekirdek kadro oluşturmak istiyordu. Davanın temellerini atmak istiyordu. Önce güvenilir insanlardan bir kadro oluşturuyordu. Değilse davanın doğmadan boğulması gibi bir durum olabilirdi. Davette ortam son derece önemliydi. Davette karşıt güçler son derece önemliydi. Davette hislerden, heyecanlardan çok daha önemli olan akıllı hareket edebilmekti. Davetin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tedricilik bir o kadar önem arz ediyordu. Peygamber Efendimiz bu gizlilik döneminde Müslüman olanlara kendilerini gizlemelerini, Müslüman olduklarını açıklamamalarını istiyordu. Davetin adım adım gidişini temin etmek istiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.